Kazım Karabekir Paşa'nın bu bilgileri veren 11 Temmuz 1921 tarihli şifreli telgrafında kendisi de ileri sürdüğü görüşler arasında diyorduk ki: Hükümet şekliyle ilgili esasları Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tespit etmiş olduğu görülüyor. Halbuki bendeniz bu kanun hükümlerinin olsa olsa bir parti programı halinde kalmasını, uygulamada ortaya çıkacağını tahmin ettiğim güçlüklere karşı daha yararlı buluyorum. Bu görüşümü bölgenin çok yakından tanıyabildiğim duygu ve düşüncelerine göre kısaca açıklamak isterim. Mecliste Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu desteklemek üzere kurulan gruba girmiş olanların çoğu, yeni bir rejim değişikliğinde memleket mukadderatında söz sahibi olmak hevesinde görünenlerdir. Halk arasında ancak küçük bir grup yeni nitelikte teşkilat fikirlerini benimser. Milletvekillerinin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na taraftarlıkları ancak şahsi görüşlerinden gelebilir. Devlet şeklinin bu büyük ve tarihi değişiklik teşebbüslerinde memleketin geleceğinden hep birlikte sorumlu olan askeri ve sivil devlet adamlarıyla müdafaa-i hukuk merkezlerinden gereği gibi görüş alınması ve durumun olağanüstü bir mecliste incelendikten sonra karara bağlanması gerekir düşüncesindeyim. Efendiler, kesin zaferden sonra 2. Büyük Millet Meclisi Cumhuriyeti ilan ettiği zaman bile Kazım Karabekir Paşa İstanbul gazetelerine verdiği demeçte öteden beri süre gelen duygularını ve şikayetlerini Cumhuriyet ilanını bize sormadılar şeklinde özetlemekteydi. Kazım Karabekir Paşa bu görüşleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet tarafından olağanüstü yetkiler verilerek gönderilmiş üyelerden kurulduğu olağanüstü bir meclis olduğunu unutmuş gibi görünüyor. Böyle bir meclisin koyduğu kanuna hem de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na karşı bulunduğunu ima ediyor. Daha garibi, devlet teşkilatının değişmesinde etkili olacak kararlar alabilmek için askeri ve sivil devlet adamlarının ve müdafaa-i hukuk merkezlerinin görüşlerinin alınması gerektiği inancında bulunduğunu söylüyor. Kazım Karabekir Paşa, benim müdafaa-i hukuk grubuyla olan ilgime de karşı çıkarak, bendeniz zat-ı devletlerinin bu gibi siyasi partilere girmemesini özellikle uygun bulmaktayım dedikten sonra, benim tarafsız olarak kalmamı tavsiye ediyor. Kazım Karabekir Paşa'nın bu telgrafına 20 Temmuz 1921'de cevap verdim. Biraz uzunca olan bu cevabın bazı hususları aydınlatmaya yarayacak olan noktalarını belirtmekle yetineceğim. Cevabımda demiştim ki, müdafaa-i hukuk grubu memleketin istiklalini tam olarak sağlamak gibi kısa ve kesin bir maksatla kurulmuştur. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun uygulanma durumu da gayesi içindedir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bütün idare sistemini ve Türkiye hükümetinin hukuki durumunu gösteren ayrıntılı ve tam bir kanun olmayıp, memleketin mülki ve idari teşkilatında zamanın şartlarının gerektirdiği halkçılık ilkesini ifade eden bir kanundan ibarettir. Bu kanunda cumhuriyeti ifade eden bir şey yoktur. Raif Efendi'nin saltanat şeklinin cumhuriyetçiliğe dönüştürülmek istendiği yolundaki düşüncesi kuruntudur. Meclisteki grup merkezinde kendilerine önemli işler verilen kimseler arasında, kişilikleri ve geçmişteki davranışlarıyla eleştirilebileceklerin bulunduğu yolundaki iddia ise, daha açık bir ifadeyle doğrulanmaya muhtaç bir durumdadır. Her işi bütün idari kabiliyetleri ve şahsi faziletleriyle mükemmel yetişmiş adamlara vermek pek değerli ve tatlı bir dilek olmakla birlikte, kendi toplumumuz için değil, dünyanın en ileri gitmiş milletleri için bile her çevre, her bölge ve her meslek sahibi tarafından saygıya değer görülecek bu kadar çok adam bulmak imkansızdır. Hayali ve gerçek dışı düşünce ve iddialarla memleketin kendisine dayanabileceği tek kuvveti ve teşkilatı yıpratacak engellemelere başvurmak, eğer cahilce bir çılgınlık değilse herhalde bir hainlik olarak kabul edilmelidir. Zat-ı devletlerince de bilinir ki, ilerleme yolunda girişilecek her önemli teşebbüsün kendine göre önemli sakıncaları vardır. Bu sakıncaların en alt düzeye indirilebilmesi için alınacak tedbir ve yapılacak girişimlerde kusur etmemek gerekir.
Bundan sonra efendiler, teşkilat-ı esasiye kanunu yapılırken sivil ve askeri devlet adamlarıyla müdafaa-i hukuk merkezlerinin düşüncelerini almak konusundaki görüşümü de şöyle açıkladım. Zat-ı devlet verince de bilindiği üzere bir hükümet şeklinde yaşıyoruz ve onun bütün şartlarına uymak zorundayız. Kanunun meclis komisyonlarından sonra genel kuruldaki tartışmalarıyla ortaya çıkacak şekli üzerinde uzaktan alınacak düşüncelerle etki yapılamayacağı elbette kabul buyrulur. Kazım Karabekir Paşa, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapılmasında niçin acele edildiğinin, bunun uygulanmasından doğacak güçlüklerin nasıl giderileceğinin, hilafet ve saltanat konusundaki görüşümüzün ne olduğunun açıklanmasını da istemişti. Bu noktalarla ilgili cevaplarımda demiştim ki, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapılmasında acelecilik sayılan tutumun sebebi, bütün dünyada ve memleketimizde belirmiş olan halkçılık akımını sağlam bir şekilde tespit ederek, bu konuda başka türlü kapışmalara yer vermemek, aynı zamanda yüzyıllardan beri yetersiz kimseler elinde boyuna kötüye kullanılan millet haklarını korumak için, bu hakların asıl sahibi olan millete de söz hakkı tanımak, ve bu yüksek düşüncenin gelişmesi için bugünkü olağanüstü şartlardan yararlanmaktır. Kanunun ne dereceye kadar uygulanabileceğini ölçmek için de bu işle uğraşmaya fırsat bulacakların azim ve irade yeteneğini hesaba katmak gerekir. Ortada hilafet ve saltanat meselesi diye başlı başına bir mesele yoktur. Söz konusu olan padişahın haklarıdır. Onun belirlenmesi ve sınırlandırılması için son birkaç yüzyılın tecrübeleri ve devlet kavramındaki millet haklarının gerçek anlamı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda şimdilik tespit edilmiş kesin bir kuralımız yoktur. Kazım Karabekir Paşa'nın grup başkanı olmayıp tarafsız kalmaklığım konusundaki teklifine verdiğim cevapta da şu düşünceleri ileri sürmüştüm. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan gibi bir meclisin başkanı değilim. Böyle bile olsa bir partiye bağlı olmak tabiidir. Halbuki Büyük Millet Meclisi'nin yürütme yetkisi de bulunduğundan bir bakıma hükümet niteliğindeki bir meclisin başkanı bulunmaktayım. Yürütme yetkisi de bulunan bir başkan için çoğunluk partisinden olmak pek gereklidir. Buna göre geniş bir programla ortaya atılmış siyasi bir partinin başkanı da olabilirim. Bütün kimliğimle karışmış bulunduğum cemiyetten ayrılmaklığım mümkün olmadığı gibi, o cemiyetten doğmuş olan grup içinde bulunmaklığım da zaruridir. Aslında grup hemen hemen meclis genel kuruluna yakın büyük bir çoğunluğu içine almaktadır. Dışarıda kalanlar Erzurum milletvekillerinden Celaleddin Arif Bey ve Hüseyin Avni Efendi ile birkaç benzeri davranışlarında serbest kalmak isteyen birkaç kişiden ibarettir.